2001 yılı Ağustos ayından beri AK Parti teşkilatlarında görev yapmış, davamızın bugünlere gelmesinde rol üstlenmiş tüm kardeşlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal etmiş kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Halen görev başında olan kardeşlerimize Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. AK Partili'nin eskisi yenisi olmaz. Çünkü AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. AK Partili olmak demek bu ülkenin ve milletin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Teşkilat yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir. Hizmet vasıtasıdır. Asıl önemlisi, hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık. Sıfatlandıramayız. İnşallah bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını ve hizmetini sürdürecektir. Bu bakımdan şu anda birlikte olduğumuz il başkanlarımızı aktif herhangi bir görevleri olsun olmasın AK Parti davasının neferleri ebedi temsilcileri olarak görüyor ve alkışlıyorum. Elbette bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, yolunu kaybedenler, kerameti kendinde görenler olmuştur ve olacaktır. Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. İşte en önemlisi de Kabil'le Habil meselesidir. İki kardeş değil mi? Kabil kardeşi Habil'i öldürmüştür. Demek ki süreç ta oradan başlıyor. Bundan sonra da bu devam edecektir. Yani kardeş kardeşi niye vurdu filan diye böyle bir şey sormaya gerek yok. Bu bir var olan gerçek. İstenmez ama var. Bu nasip meselesidir. Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese nasip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Hamdolsun bugün bu salonda 18 yıldan beri neredeyse tüm kardeşlerimizle aynı istikamette yürümeye devam ettiğimizi görüyorum. Partimize emek vermiş, şehirlerinde bu büyük davanın yükünü omuzlamış, fedakarlık yapmış, yeri geldiğinde bedel ödemiş. Bu kardeşlerimle bir kez daha buluşmuş olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bana böyle bir dava ve bu davanın içinde sizler gibi arkadaşlarla, yol arkadaşlarıyla, gönül ve mücadele arkadaşlarıyla birlikte olmayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Aziz kardeşlerim, sizlerle istişare etmek, partimizin 7. olağan kongre sürecini değerlendirmek için bugün bir aradayız. Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken AK Parti olarak bu sürecin lokomotifliğini yapma görevi yine bizlere düşüyor. Milletimiz
Kurulduğu günden beri girdiği her seçimde AK Parti'yi birinci yaparak bu görevi bize verdiğini göstermiştir. Adeta dört bir yandan kuşatıldığımız en sıkıntılı zamanlarımızda dahi milletimiz bu vazifeyi yine bize tevdi etmiştir. Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği ile 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçları bize çok önemli mesajlar veriyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongremizde milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, kararlılığımızı bileyecek, enerjimizi de tazeleyeceğiz. Ardından da 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek hep birlikte AK Parti'yi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Biliyorsunuz, yeni yönetim sistemimizde başarı çıtasını %50'nin üzerine çıkardık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Milletimize ve kendimize güvendiğimiz için çıtayı böylesine iddialı bir seviyeye yükselttik. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı, eski sistemde bunu çok daha kolayca yapabilirdik. Ama biz ülkemizin istikbalini, milletimizin beklentilerini, demokrasimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak tarihimizin en köklü yönetim reformunu hayata geçirmeyi tercih ettik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi zaten mümkün değildi. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik işte budur. Kısır siyasi çekişmeler, gündemler, kişisel hesaplar yerine büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle engin ufukları açılarak farkımızı bir kez daha gösterdiğimize inanıyorum. Tabii bu durum hepimizin daha çok çalışmasını, daha çok gayret göstermesini gerektiriyor. İşte bunun gereğini yerine getirmek üzere sizleri partimiz saflarında çok daha etkin, çok daha yoğun bir şekilde katkı sağlamaya davet ediyoruz. Genel merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde, il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz. Ne diyor Yunus Emre? Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran, yaşatan, bugünlere getiren ve inşallah geleceğe de taşıyacak olan milletimizin bizatihi kendisidir. Milletimizle aramızdaki gönül bağı inşallah hep devam edecektir. Türkiye'ye 17 yıllık iktidarımızda nasıl çağ atlattıysak inşallah 2023 hedeflerimize de ulaştıracağız. Yeter ki işte şu salondaki muhabbet iklimini koruyalım, kuvvetlendirelim, daha da yaygınlaştıralım. Bu konuda sizlere çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin tecrübenizle, birikiminizle, muktesebatınızla, vizyonunuzla AK Parti'ye ve Türkiye'ye daha çok hizmetler yapabileceğinize yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim, eskiler büyük başın büyük derdi olur derler. Türkiye büyüdükçe İmkanları ve kazançları ile birlikte tabii ki dertleri de büyüyor. Özellikle son 6 yıldır adeta kesintisiz bir saldırı altındayız. Bu saldırıda akla gelebilecek her araç, her tuzak, her oyun
Her fırsat kullanılıyor. Gün geliyor, sokaklarda kaos çıkarma senaryoları devreye alınıyor. Gün geliyor, mahallelerimiz, ilçelerimiz çukurlarla bölünmeye çalışılıyor. Gün geliyor, yargı emniyet güçleri, gün geliyor, ordumuz içindeki hainler kullanılarak darbe girişimleri yapılıyor. PKK'sından DAEŞ'ine ve FETÖ'süne kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize salınıyor. Ülkemiz içinde başarılı olmadıklarında bu defa sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Her saldırıda ekonomiyi ihmal etmiyorlar. Hatta dolaylı yolları bırakıp doğrudan ekonomimizi çökertmeyi bile denediler. Hamdolsun tüm bu saldırıları püskürtmekle kalmadık. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere ileriye atıldık. Bu vatan kimin diye soran şair ne diyor? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından şahlanıp köpüren, ırmaklarından hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, işte hep birlikte sıradağlar gibi durduk mu? Durduk. Bütün o açılan çukurları kapadık mı? Kapadık. Bütün o evlerden evlere tünellerin açıldığı o binaları yıkıp yerlerine yepyeni binaları yaptık mı? Yaptık. Ve bütün bu terör örgütlerinin karşısında sıra dağlar gibi durmak suretiyle oraları yaşanır hale elhamdülillah getirdik mi? Getirdik. Ama bakın hala işimiz bitti demiyoruz. Daha işimiz var. İçeride de dışarıda da. Eğer bugün Barış Pınarı harekatımızı yapıyorsak, Barış Pınarı harekatını yapmamızın tek sebebi işte o terör koridorunu, o terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir. Bunu başardık, bunu hallettik. Aynı şekilde içeride de. Değerli kardeşlerim, Güneydoğu'da, kısmen doğuda devlet kurma girişimleri olmadı mı? Oldu. Kongrelerinde bayrağımızı duvara asmaktan çekinenler, Türk bayrağına orada kongrelerinde yer vermeyenler, İstiklal Marşımızı okumayanlar, okutmak istemeyenler bedelini ödediler mi? Ödediler. Bundan sonra da ödetiriz, ödetmeye devam ederiz. Anayasamızın ilk 4 maddesinde bunlar var mı? Var. Gereğini yapacaksın arkadaş. Yapmıyorsan bedelini de ödeyeceksin. Çünkü bu ülke bir hukuk devleti. Hukuk devletinde de bunun gereğini yapacaksın. Yapmıyorsan kendini o zaman başka yer bulursun. Başka yerden zaten size alkışlar geliyor. O alkışların geldiği yerlerle el tutarsınız. İşte bakıyorsunuz paçavralarını nerelerde dalgalandırıyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda mı ararsın? Başka yerlerde mi ararsın? Her yerde. Ama bunlar bizim karşımıza geldiklerinde de bize dost görünüyorlar. Yalan, sahte, ikircikli, çok yüzlü. Artık biz bunlara inanmıyoruz. İşte bunların hepsini biz özellikle Barış Pınarı harekatında da gördük. Ama biz gerektiğinde bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşme pahasına vatanımızı koruduk. Tehditlerin evimizin kapısına dayanmasını beklemedik. Irak'ta ise Irak'ta, Suriye'de ise Suriye'de, dünyanın neresinde ise oraya gidip tehditleri kaynağında bertaraf edecek iradeyi ortaya koyduk.
Yeri geldi dünyanın farklı köşelerinden FETÖ'cü hainleri paketleyip ülkemize getirdik. Hala da getiriyoruz. Ta Meksika'dan en son zamanda. Paketledik, aldık geldik. Yeri geldi bölücü teröristleri yüzlerce kilometre öteden gidip kendilerini en güvende sandıkları yerlerde imha ettik. Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu önce Cerablus'ta, sonra Afrin'de, şimdi de sınırlarımızın kalan kısmının tamamında parçalayıp attık. Barış Pınarı harekatımız devam ediyor. Şayet bize verilen sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılır, tahkimatlar yıkılırsa ne ala? Çok ciddi tahkimatlar var, tüneller var ve hala suçlu arıyor. Ne suçlu arıyorsun ya? Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde ya. Siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin. Ha, burada bunlara ses çıkarmazsınız, işte ondan sonra sarı yeleklerle de uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar. İşte ne oldu? Biz de tuttuk. Yapmadılar mı? Yapmadılar. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Son terörist de ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Türkiye'nin söylediğini yapabilecek iradeye, imkana ve kararlılığa sahip olduğunu herhalde tüm dünya görmüştür. Ne tehditler, ne şantajlar, ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istiklali ve istikbaliyle ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güven içinde dönüşlerinin peşindeyiz. Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Biz davamızın haklılığına da, zaferimize de tüm kalbimizle inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayın. Biz sebepler dünyasında yaşıyoruz. Zafer Allah'tan. Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Gelin bunun için AK Parti'yi birlikte güçlendirelim. Gelin dava sancağını hep birlikte yüceltelim. Bu öyle büyük bir dava ve öyle büyük bir mücadele ki içinde 82 milyonun her birine yer vardır, her birine görev vardır. Sizler tecrübeniz, sağduyunuz ve ferasetinizle İşte bu yeniden yükselişin lokomotifleri olacaksınız. İster belde olsun, ister ilçe olsun, ister il olsun, bütün buralarda, teşkilatlanmalarda hep söyledim, yine söylüyorum. Buraların inşallah Ömerlerini hep birlikte bulacağız. Ömer'i biliyorsunuz değil mi? 40. Müslüman Ömer. Ve inanıyorum ki sizler Hatice'leri de bulacaksınız. Ve bunlarla beraber kadın kollarımızı, ana kademelerimizi oluşturacağız. Ama bir şeyi daha bulacaksınız. Mus'ab bin Umeyr'leri de bulacaksınız. Gençlik teşkilatlarımızı da o şekilde oluşturmak suretiyle inşallah geleceğe çok daha farklı bir şekilde yürüyeceğiz. Ki teşkilat her yönüyle bambaşka olsun. Sağda solda dedikodulara kulak asmayın. Fitneye fesada kulak asmayın. Biz işimize bakalım. Yolumuza revan olalım, yolumuza devam edelim. Ben her birinize güveniyorum. İnanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla tabii bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Döndüğünüzde şehirlerinizde tüm kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Fakat yoğun çalışacağız. Yani bu kadar çalıştım yeter yok. Ciddi manada kapı kapı, ev ev dolaşmak suretiyle teşkilatlarımız, belediyelerimiz, başkan, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri hep birlikte yoğun bir çalışmanın inşallah içerisinde olacağız. Asla suistimallere yol vermeyeceğiz. Yolsuzluklara asla prim vermeyeceğiz. Bu konularda da hassasiyet